Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ineğin yıllık maliyetini ve karını hesaplayacağız. Güncel fiyatlarımızda şu an hesaplarımı yaptım ben. Tahtam olmadığı için ben kağıttan hesap yapacağım. Ama şuraya videonun yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Belki yaptığım hesapta fazlası vardır, eksiği vardır. Şu an ben bildiğim fiyatlarla hesaplamalar yaptım. Şimdi yaptığım hesaplama şöyle. 25 kilo süt veren bir inek, yani doğumda 25 kilo süt veren bir inek, kuru dönemine kadar, yani bir dahaki tohumlama ve kuru dönemine kadar süt ortalaması düşüyor. Yani 18 litreye kadar düşebiliyor. Çok kişi bunlardan bahsetmiyor. Ama hani sürekli 25 kilo 25 kilo diye gitmiyor bir ineğin sütü. Ortalamasını ben 20 kilo olarak aldım. Buna göre bir hesaplama yaptım. Yani bunu yiyen bir inek, işte Simmental, Holstein, Mondofon gibi inekler. Yaptığım rasyondan bahsedeyim öncelikle. 20 kilogram mısır sılacı, 4 kilo yonca otu, 8 kilogram kesif yem, 2 kilogram regras veya yulaf otu, hangisi elinizde varsa, 2 kilo saman, 1 kilo da arpa ezmesi olarak hesaplamalarımı yaptım. Şimdi bu rasyonda güncel fiyatlarımızdan kilosuna bakalım. 20, yani mısır sılacın şu an kilosu 70-80 kuruş arası ama ben 90 kuruş olarak hesapladım. Bu da 20 kiloda 18 lira yapıyor. 4 kilo yonca otu kilosu 3 liradan hesapladım. Şu an belki 2,5 lira falandır. Zamanında alınırsa eğer zaten daha düşük olur. Ama şu an önümüzdeki sezonda nasıl olur onu da bilmiyorum. O yüzden 3 kilo 3 liradan hesapladım. O da 12 lira yapıyor. 8 kilogram kesif yem. Kilosunu 5 liradan hesapladım. Yani 50 kilosu 250 lira civarında hesapladım. 300 kilo, 300 lira olursa da 6 liraya geliyor kilosu. Bu da toplamda 40 lira yapıyor. Regras ve yulaf otu 2 liradan 4 lira yapıyor. 2 kilogram saman 2 lira. Şu an 1 lira samanın fiyatı. Arpa ezmesinin kilosunu 5 liradan hesapladım. Onu da 5, yani 1 kilo vereceğimiz için 5 lira yapıyor. Bu toplamda günlük 81 lira yapıyor. Yani bir ineğin günlük 7 yem 81 lira. Bir inek, ineğin sağımını da az yaptım. 270 gün olarak yaptım. Normalde işte 300 gün civarı da sağılabiliyor. Ama hayvan hani daha çok dinlenir, daha çok süt verim yükselir diye 270 gün olarak hesapladım. Ama yedirdiğimiz yemi 300 günden hesapladım. Yani aslında bu biraz daha doğru bir hesaplama olarak düşünüyorum ben. Yani bu 300 günde de yaklaşık olarak 24.300 lira yapıyor. Şimdi kuru dönemini ayrı hesap yapacağız. Sağılır dönemini ayrı hesap yapacağız. Bir de ayrıyetten buzağının masraflarını söyleyeceğim ben size. Bir yılda ne kadar kazandırdığını da açıklayacağız. 2 ay kuruda kalacak. Bu 2,5 ay da olabiliyor. 2 ay da olabiliyor. Yani ne kadar uzun kalırsa aslında o kadar iyi. Ama 2 ay olarak yazdım. Bu da bir günde yonca, saman, yonca veya regras, saman, arpa ezmesi, süt yemi olarak yazdım. Regras, yonca ikisini aynı anda değil de ayrı ayrı, yani hangisi elinizde varsa yonca veya regras. Bundan 4 kilo. Saman 2 kilo. Arpa ezmesi 1 kilo. Süt yemi de 2 kilo olarak yazdım. Yonca regras 4 kilosu 12 lira yapıyor. Saman 2 kilosu 2 lira. Arpa ezmesinin 1 kilosu 5 lira. Süt yeminin 2 kilosu da 10 lira yapıyor. Bunun da toplam bir günde 29 lira yapıyor. Şöyle söyleyeyim bilmeyenler için. Doğumuna yapmadan önce, yani doğumuna yakın 2 ay kala buzağı büyüsün ve süt damarları dinlensin. Daha çok sütü olsun. İşte buzağının gelişimi daha çok olsun diye kuruya alınır. Yani bazıları daha düşük tutuyor sütünden faydalanabilmek için ama kuruya almak hayvan için gerçekten oldukça faydalı bir olay yani. Bu süre zarfında inek sadece sizden yiyor, size para kazandırmıyor. Bu da günlük 29 lira yapıyor.
60 gün kurda kaldığını varsayarsak toplamda 1740 TL yapıyor. Peki buzağa doğdu. Buzağın masrafı ne olacak bize? Buzağa günlük 5 lira, 5 litre süt içecek. Sabah 2,5, akşam 2,5 kilo olmak üzere. 5 kilo sütü neye göre hesaplayacağız? Sattığımız fiyata göre hesaplayacağız. Sattığımız fiyat şu an Ankara'da toplam 6 lira ile 5 lira arasında değişiyor. 6 liradan hesapladım. Bu da 2 ay boyunca 300 litre gibi bir süt içecek. Bu da 1800 lira yapıyor. Peki biz bu buzağı ne zaman satacağız? 3 veya 4 aylıkken. Yeni başlayanlar için buzağı beslemeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten maliyetli. Yani yeni başlamışsınız işi. 5 tane 10 tane ineğiniz var. Bu inekler buzağlara mı bakacak, size mi bakacak, kendine mi bakacak? Ya bundan dolayı buzağları satıp işte bu buzağların parasıyla yem almak veya sürüyü daha büyütmek daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden 1800 lira sadece 2 ayda yiyor. Artı işte 3-4 aylıkken de satarsanız bir 2-1,5 ay civarında da mama yani süt şey buzağa başlangıç yemi yedireceksiniz. Bu da ortalama bir torba bile etmez sanırım. 10 dakika koyarsanız işte yaklaşık olarak 2000-2100 lira civarında bir parası oluyor buzağının masrafı. Şimdi topladığımızda 24.300 lira bir yılda inek yiyor. 2 ayda kurdaki inek 1740 lira yiyor. 2000 civarında bir buzağının masrafı oluyor. Şimdi bunları toplayacağız. Bir de bakalım kâr ediyor muyuz? Yani biz bu hesabı yapıyoruz ama şimdi hani tabii daha iyi bilenler vardır. Bu işi yıllardır yapanlar abilerimiz var. Daha iyi hesaplar yapıyorlar tabii. Ama ben onlar için çekmiyorum. Bu videoyu çekme amacımız işte arayanlar, soranlar oluyor. Yani maliyetini, işte beslemesinin karlı olup olmadığını. Hani yeni başlayacak arkadaşlar 5 tane, 10 tane, 20 tane inek alıp besleyecek olan arkadaşlar için hani faydalı olması adına güncel fiyatlarla şu an bir hesaplama yapıyoruz. Hani hatamız varsa işte şurada eksik yapmışsın, şurayı fazla söyledin, şurayı az söyledin gibi düşüncesi olanlar varsa da yorumda belirtebilirler. Hani diğer videolarda düzeltmiş oluruz. Yüzeysel bir bilgi. Zaten hani hesap yaparken aslında sürü odaklı hesap yapılması lazım. Yani bir inek üzerinden hesap yapılmaz. Çünkü sürüde işte 20 kilo süt veren olur, 30 kilo süt veren olur, 15 litre süt veren olur. Yani bunların ortalaması alınarak bir hesaplama yapılması lazım. Bundan dolayı ve bu fiyatlarda hepsini dışarıdan aldığımız fiyatlar. Yani şu an hazır paketli gidip direkt alabildiğiniz, temin edebildiğiniz şekilde fiyatları yazdım. Bunları kendiniz üretirseniz, kendiniz ekip biçerseniz tabii ki de daha ucuza gelecektir. Yani belki aldığınız inek 30 kilo, 35 kilo süt verecektir. Fiyatlar oldukça değişecek yani. Bu hesapları da kendiniz mutlaka başlamadan önce yapın. Ayrıyeten yeni başlayacak arkadaşlara bir tavsiye daha bulunayım. Toplama inek almayın. Yani toplama inek derken pazardan inek almayın. Yani işte şimdi pazardaki abilerim de bana kızmasınlar. Ama hani yeni başlayacak bir insan için doğum oranları yani yaşı ve doğum aralıkları çok önemli. Ki hepsi yani 10 tane inek aldıysanız 5 tanesi aynı anda diğer 5'i de ondan 2 ay sonra 3 ay sonra doğurması lazım ki şeyiniz devam etsin, geliriniz devam ederek işlesin yani. Bu yüzden pedigirli veya bulabiliyorsanız işte sağlam hayvanlar alın ve genç hayvanlar almaya dikkat edin. Araba gibi o da yani yaş ilerledikçe mutlaka veteriner masrafları artıyor. İşte döl tutmama sorunları yaşayabiliyorsunuz. Bunların hepsini göz önünde bulundurun lütfen. Şimdi size bir inek bir yılda ne kadar kazandırıyor diye söyleyeyim. Ama bu işe girmeden önce de zengin olacağız gözüyle bakmayın. Şu an maliyetler yükseldiği için tabii kâr marjı da azaldı. Ama kazandırıyor mu? Kazandırıyor arkadaşlar. Yani dışarıda çalışmaktansa kendi işinizi yapmanız daha iyidir diye düşünüyorum ve köyde veya evinizin yanında yeriniz varsa mutlaka değerlendirmeniz lazım. Şimdi biz ortalama bir ineğin yani 25 kilo
süt veriyor doğumunda ve bu kuru dönemine kadar 18 litreye kadar düşebildiği için ben ortalamasını 20 litre olarak hesapladım. 20 litre yani bir inek bir yılda 5400 kilo süt verir arkadaşlar. 5400 kilo süt 6 liradan sattığımızda 32.400 lira yapar. Peki tüm maliyetlerimizi hesaplamıştık biz. Tüm maliyetlerimiz neydi? Yılda 24.300 lira sağma bir inek yiyordu. Kuru dönemde 1740 lira yiyordu. Ve buzağısı 1800 lira yiyordu. Bunları da topladığımızda 27.840 lira yapıyor. Ve elimize geçen paradan masrafı çıkarttığımızda elimize yılda bir inekten 4.560 lira kalıyor. Peki 4.560 lira kaldı. Şimdi bu inek bize sadece süt vermedi. Ne verdi? Bir de buzağı verdi. Buzağı satacağız. 3-4 aylık bir buzağı satıyoruz. Yani şu anki piyasa 4.000 lira, 5.000 lira, 6.000 lira kalitesine göre değişiyor. Ben onu da buzağı 5.000 lira olarak hesapladım. Topladığımızda da 4.560 lirayla 5.000 lirayı 9.560 lira yapıyor. Peki siz 10 inek aldınız. 10 başlık bir ahır. Yani bu şimdi 6 liradan hesapladım ben ama şu an biz işte 35 liradan yani litresi 7 liradan 8 liradan süt satan arkadaşlarımız var. 10 liradan süt satan arkadaşlarımız var. Bu tabii sizin çabanıza ve özverinize göre değişebilir. Yani işte ben işe başladım. Yatayım işte para gelsin olayı yok tabii ki de. Aynı dükkan açmış gibi düşünün. Patronunuz yok ama en büyük patronlarınız inekler. İnekler ne derse olur. İneklere bir gün geç bakarsanız, bir gün rahatını bozarsanız inekler süt verimine mutlaka düşecektir. Bağlamanız bile süt verimini 5 litre oranında düşürüyor. Yani en büyük patronlarınız aslında inekler. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Şimdi toplamda dedi ki 9.560 lira. 10 başlık bir ahırda ne olur? Bu yılda 95.600 lira yapar. Yani bu 95.600 lira ayda ne yapıyor? 8.000 liraya yakın bir para yapıyor. Yani şu anki şartlarda iş bulmak da zor. Ki bu paraları almak da gerçekten zor. Bu para sizi belki zengin etmeyebilir ama iyi bir geçiminizi sağlayabilir. Sürünüzü büyütebilir ve daha iyi bir yerlere gelebilirsiniz. Yine iyi bir para diye düşünüyorum. Tabii bunun işte yıllık ektiğiniz suyunuz muyunuz işte veteriner giderleriniz ben hesaplamadım ama yaklaşık o da ne olur yani 10-15 bin lira civarında öyle de bir gideriniz olsa yani 6.5-7 bin lira civarında değil mi 6.5-7 bin civarında bir yine aylık geliriniz olmuş olur ve gitgide sürü büyüyor elinize geçen para size bağlı olarak değişebilir yani sütü 6 liradan değil 8 liradan satın. Simental alırsanız işte daha kaliteli satabilirsiniz. Daha yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Tabii bunun bütün her şey sizin çabanıza ve özverinize bağlı dediğim gibi. Sonuç ortada. Gelir gerçekten yüksek. 81 lira şu an. Ama kar marjı da ona nazaran yine bence iyi. Yani şu an için arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Eğer dediğim gibi fikri olan veya yanlış hesaplamışsın, şunu şöyle yapmışsın diyenler olursa da yorumda belirtebilirler tabii ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda daha iyi içeriklerle karşınızda olacağım. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.